Günaydın, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şöyle alınan sonuçlar ve programa birlikte bakarak başlayalım. Dünün karşılaşmasında Beşiktaş, MK Ankaragücü'nü 2-0'la geçmeyi başardı. Bugün saat 13.30'da İstanbul Spor Babakars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 16'da Tümosan Konya Spor, Korendon Alanya Spor maçı oynanacak. 19'da iki karşılaşma var. Yılport Samsun Spor, Yukatel Adana Demir Spor ve Mondihom Kayseri Spor, Trabzon Spor maçları. Pazar 13.30'da Rams Başakşehir, Çaykur Rizespor. 19'da Biteksen Antalya Spor, Atakaş Hatay Spor, Galatasaray Siltaşyapı Pendik Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü Kasımpaşa maçları oynanacak. Pazartesi 20'de ise MS Yapı Sivas Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şimdi düne gidelim. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılışını Beşiktaş Ankaragücü karşısında yaptı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı. Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz. Bakalım bugünün gündem maddeleri, başlıkları nasıl şekillenmiş? Hemen ana sayfalarla başlayalım. Fotomaç ana sayfada sür manşette gövde gösterisi haberini görüyoruz ki az önce bültende de paylaştık. Galatasaray, Muslera, Torreira, Barış Alper, Abdülkerim, Bardakçı ve Kaan Ayhan'la toplu sözleşme yenileyerek şov yaptı diyor haber. Manşete baktığımızda ne de olsa eski toprak haberini görüyoruz. Eski hocası Santos'ta son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, dün Serdar Topraktepe yönetiminde Ankaragücü'nü etkili bir futbolla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fatura İsmail Kartal'a kesildi. Fener'in penaltı şanssızlığı, artık tek hedef lig. Asıl bomba Fortunis, Draguş için kıran kırana başlıkları da sayfadaki diğer dikkat çeken başlıklar diyelim ve devam edelim. Fanatik gazetesinin ana sayfasına baktığımızda "Oh be Kartal varmış" manşetini görüyoruz. Dün oynanan Beşiktaş-Ankaragücü mücadelesinin ardından Trabzon'la puan farkı şimdilik 1. 3 gün sonra rakip yine Ankaragücü. Keskin nişancı Ernest Muçara başlıkları yine dikkat çekiyor. Fenerbahçe neden elendi sorusuna yanıt bulmaya çalışmış bugün Fanatik gazetesi. Yazarlara bu soru sorulmuş. Aslan'da imza şov, Özbek tek tek mektup yazdı, Muslera'nın gözleri doldu şeklinde yine dikkat çeken konu başlıkları görüyoruz. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla birlikte biraz detaylara bakalım. Uğur Çem imzalı bir haber var bu sayfada. "Fred çok haklıymış" başlığıyla Sambacı'nın geceye damga vuran isyanına Sabah Spor rakamlarla mercek tuttu. Olympiakos maçında kenara alındığında İsmail Kartal'a "neden ben" diye kızan Brezilyalı yıldızın yerine giren Zayt resmen döküldü. Hiç şut atamayan, pas isabeti %67'de kalan Sloven oyuncu ikili mücadelede de 0 çekti. Ve şöyle bir istatistik daha var. Fenerbahçe'nin yaşadığı 7 yenilginin 6'sında Zayt'sın sahada olduğu detayı da yine dikkat çekiyor. Bir de penaltı sıkıntısı, bildiğiniz gibi Olympiakos maçında Bonucci, Cengiz ve Tadic penaltı kaçırmıştı. Sarı lacivertlilerin bir süredir yaşadığı penaltı sıkıntısına da vurgu yapıldığını görüyoruz haberin detayında. Milliyet gazetesiyle gelin devam edelim. Burada da Beşiktaş'a bakacağız. Santos gitti, Kartal dirildi. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretini Ankaragücü karşısında noktaladı. Fernando Santos'un yerine göreve getirilen Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkan siyah beyazlı takım, Muçi ve Muleka'nın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Rahat bir nefes aldı. Oyuncuların karakter koyduğuna vurgu yapıyor Serdar Topraktepe mücadelenin ardından. Borrell yine devre arası transferi mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve 4-5 gol atabilirdik başlığıyla bu açıklamalarda Milliyet Gazetesi'nde kendine yer bulmuş diyelim. Takvim 15'te Cimbom'a zorlu rakipler başlıklı bir haber görüyoruz. Sparta Prag'dan Martin Wittig'e kanca takan Galatasaray'a bu transferde sert rakipler çıktı. Milan ve Chelsea 21 yaşındaki stoperi listesine ekledi diyor haber.
Yine gövde gösterisi başlığını burada da görmek mümkün. Dün yapılan imza töreni Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Torreira ve Kaan'ın sözleşmeleri uzatıldı. Ve sayfanın altına geldiğimizde bir de Ziyech 11'e dönüyor başlığını görüyoruz. Alanya maçında attığı golün yanı sıra etkili oyunuyla dikkat çeken Faslı Yıldız 11'e geri dönerken Orye'nin de formasını Kaan Ayhan'a bırakması bekleniyor demiş haber. Şimdi gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakalım gazetelerde. Hemen Fanatik 2 ile başlayalım. Santos gitti, zafer geldi. Beşiktaş'ın 2-0'lık Ankara Gücü galibiyetinin ardından tercih edilen başlık. Siyah beyazlılar Fernando Santos'un gidişi sonrası çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı. Kara Kartal 5 karşılaşmalık aranın ardından 3 puana uzanırken kulüpte de moraller yerine geldi. Özellikle derbi öncesi büyük moral yakalandığından bahsedilmiş. 5 maç sonra Jetson Fernandes kutusu önemli. Jetson dün akşamki mücadelede ilk golün pasını veren isim oldu. Portekizli güzel oyununu skor katkısıyla süslerken sahada kaldığı süre içerisinde de alkış aldı. Bu sezon ligde 2 gol ve 3 asisti bulunuyor Jetson Fernandes'in. Sayfanın en altına geldiğimizde rakip yeniden Ankara Gücü başlığını görüyoruz. Maç fazlasıyla üçüncülük için yeniden iddialı konuma gelen Kara Kartal Avrupa için bastırıyor. Siyah beyazlılar salı günü kupada yarı final ilk maçında yeniden Ankara Gücü ile kozlarını paylaşacak denmiş. Şimdi Trabzonspor'un gündemine Fotomaç gazetesinden şöyle bir bakalım. Dördüncü sayfaya geçiyoruz. Masuras açıklaması. Olympiakos'un sol kanat oyuncusu Yorgos Masuras, Trabzonspor bu sezon sonu için teklif yaptı dedi. Bordo Mavililer ise Yunan futbolcuyla ilgilenmediklerini açıkladı. Dikkat çeken bir haber. Kayserispor'la oynayacak bugün Trabzonspor ve Trezeguet'in yokluğundan bahsedilmiş. Avcı'nın planlarını bozdu bu durum deniyor. İlk 11'de Trezeguet'in yerine Pepe ya da Fontas'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Fortunis bombası haberine bakalım şimdi. Fırtına hücum motorunun peşinde. Trabzonspor Olympiakos'ta bu sezon 45 maçta 11 gol atan ve 18 asist yapan 30 yaşındaki Yunan 10 numaranın peşinde Kostas Fortunis'in sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Draguş gündemi devam ediyor Trabzonspor'da. Biraz alt kısma geldiğimizde Draguş pazarlığı başlığını görüyoruz. Standard Liège 24 yaşındaki forvetinin bonservisi için Trabzonspor kulübünden tam 3 milyon euro talep etti denmiş. Evet, Bordo Mavililere dair gündem başlıkları bu şekilde Fotomaç gazetesinde. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Beşiktaş'a ayrılmış bu sayfa. Köşe yazıları dikkat çekiyor. Sayfanın en başında Ali Gültiken'in "Olanı ortaya çıkarmak yetiyor" başlıklı bir yazısı mevcut. Yeter ki oyuncular kendi doğru pozisyonlarında oynatılıp kendi karakterlerinde özgür bırakılsın. İlk adım atıldı. Hem oynayanlar hem de izleyenler mutlu oldu. Serdar Hoca, Musrati, Fernandes ve Muçi'yi orta alanda doğru pozisyonlandırıp onlara oyun özgürlüğü verildiğinde Beşiktaş çok kısa sürede kendi kimliğine büründü. Elbette oyun gelişimi üzerine koyarak devam edecek şeklinde bir değerlendirmesi mevcut Ali Gültiken'in. Muleka'nın 159 gün sonra golünü attığından bahsedilmiş. Çürük olan Santos'muş şeklinde biraz sert bir başlık tercih etmiş Sabah gazetesi maçın haberini paylaşırken. Beşiktaş Portekizli hocanın ayrılışı sonrası çıktığı ilk karşılaşmada Ankara Gücü'nü devirdi. Biraz da Samet Aybaba'nın tabii sözlerine vurgu yapılarak, gönderme yapılarak atılmış bir başlık. Samet Aybaba'nın çürümüş dediği siyah beyazlı takım 10 eksiğine rağmen başkent ekibi karşısında son derece etkiliydi. 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren goller Muçi ve Muleka'dan geldi. Kartal salı günü yine aynı rakibiyle oynayacağı kupa mücadelesi öncesi de moral buldu deniyor. Serdar Topraktepe'ye dair bir haber hemen altında. "İyisiniz" dedim. Maçın ardından basın toplantısında konuştu ki az önce de izledik. "Futbolcularıma iyi oyuncu olduklarını hissettirmeye çalıştım. Onlar da formalarına layık bir şekilde mücadele etti" şeklinde bir değerlendirmesi oldu Serdar Hoca'nın. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sol üst köşede 10 eksikle sahaya çıkan Kartal'da Emrecan da maçta sakatlandı başlıklı bir haber.
Siyah beyazlı takımda şanssızlıklar bitmek bilmiyor. Sakatlık problemi yaşayan Semih, Mert, Koli, Zaynutdinov, Salih, Onur, Rebic, Tayfur, Masuaku ve İzinli Umut'tan yoksun siyah beyazlılarda. Genç sol bek Emrecan Terzi de Ankara Gücü maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ki aldığımız bilgi Emrecan'ın zaten iğneyle sakatlığı bulunmasına rağmen biraz fedakarlık yaparak oynadığı, ancak 43 dakika dayanabildi genç oyuncu. Serdar Topraktepe'nin maç sonu açıklamaları futbolcularımız Beşiktaş formasının hakkını verdi başlığıyla paylaşılmış. Onun dışında sayfanın genelinde maçın haberi Kartal hayata döndü başlığıyla aktarılmış okuyuculara. Güntekin Onay'ın bir köşe yazısı var. Beşiktaş'ın üzerinden bir yük kalkmış şeklinde. Yine Fernando Santos'un gidişinin aslında pozitif bir hava yarattığından ve alkışlar Serdar Topraktepe'ye şeklinde Serdar Hoca'ya da hakkını veren bir yazı olduğunu görüyoruz. Takvim gazetesine hemen bakalım. Takvim 13'te de Draguş için kıran kırana başlıklı bir Trabzonspor haberi görüyoruz. Fırtına Rumen Yıldız için Belçika ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı. Trabzon bonservisi Liège'de bulunan Gaziantep'te kiralık oynayan Draguş için Liège'in talep ettiği 3 milyon euroluk ücreti aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor demiş haber. Fırtına 3 puan peşinde, Kayserispor'la oynanacak mücadele öncesi de bu başlık atılmış. Bir de kutu haber şeklinde Ziraat Türkiye Kupası'nın programından bahsedildiğini görüyoruz. Karagümrük maçı 8 Mayıs'ta başlığıyla. TFF Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programını duyurdu. Beşiktaş Ankara Gücü eşleşmesinin rövanşı 7 Mayıs Salı saat 20.30'da oynanacak. Yarı finalin diğer maçında Karagümrük'le Trabzonspor 8 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da karşı karşıya gelecek. Maçlar ATV ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Hemen bu kutu haberi de paylaşmış olalım. Gazete turunda sırada Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri var. Hemen başlayalım Fotomaç gazetesiyle. Sayfanın başında sıra Okan Buruk'ta başlıklı bir haber görüyoruz. Aslan'da tecrübeli teknik adamın yeni sözleşmesi kasada bekliyor. Yönetim seçimi kazanırsa devreye girecek şeklinde bir haber. 2 yıllık imza atmıştı Okan Hoca ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Aslan'da imza şov haberine hemen geçelim. 24. şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren sarı kırmızılı takım iç transferde 5 yıldızıyla sözleşme imzaladı. Muslera Torreira, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan'ın imza törenine Dursun Özbek ve Erden Timur da katıldı ki az önce zaten detaylıca İzledik. Levent Tüzemen bu konuya dair bir değerlendirme yapmış ve son 6 haftada bu imza töreninin oyuncuları rahatlatacağından bahsetmiş. Yine oyuncuların yaptıkları açıklamalar da kendine yer bulmuş Fotomaç gazetesinde. Dediğimiz gibi az önce zaten biz de bültenimiz içerisinde tüm bu açıklamalara yer vermiştik. Şimdi Fanatik gazetesinin 5. sayfasına geçelim ve Fenerbahçe neden elendi başlığına bir bakalım. Fanatik yazarları bu soruya yanıt vermeye çalışmış. Ve Faik Çetiner turu Atina'da kaybetti. İlk maçta yapılan hataların bu elenmeyi beraberinde getirdiğini söylüyor. Arda Erol, İsmail Kartal böyle istedi başlığını atmış ve yapılan hamlelerin açıkçası işi değiştirdiğinden bahsediyor. Ve Erman Özgür de yönetim bahaneyi verdi şeklinde bir başlıkla değerlendirmiş. Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa'dan elenmiş Fenerbahçeli oyunculara sorsan zaten bizim hedefimiz şampiyonluk diyebilecekleri bahaneyi yönetim en başından oyuncuların önüne koymuş şeklinde bir yorum. Hemen alt kısma geldiğimizde elde kaldı lig başlığını görüyoruz. Önce Ankara Gücü Türkiye Kupası'ndan eledi. Ardından U19 takımıyla çıkılıp sahadan çekilerek Süper Kupa Galatasaray'a verildi. İddialı kadrosuyla sezona 4 kupa parolasıyla başlayan Fenerbahçe son olarak Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde havlu attı. Tarihin en güçlü kadrosunun elinde sadece lig kaldı. Liderin 2 puan gerisindeki Sarı Lacivertlilerin önünde 6 final var. Ve Fred ile İsmail Kartal'ın diyaloğu konuşulmaya elbette devam ediliyor. Neden ben başlığıyla yine Fanatik'te görüyoruz. Fred hocasına tüm Türkiye'nin merak ettiği soruyu sordu. İsmail Kartal'ın 86. dakikada Brezilyalı yıldızı kenara alması
Fred'in kendisini de fazlasıyla şaşırttı. Tecrübeli oyuncu "Neden ben?" diyerek kenara geldi. Kartal tercüman arayıcılığıyla kararını öğrencisine anlatmaya çalıştı ki maçın ardından da "Onu korumak için sahadan çıkardım." demişti İsmail Kartal. Şimdi Sabah gazetesinin 15. sayfasıyla devam edelim. Yine sayfanın başında "Kalplere imza attılar" başlığıyla oyuncularla yapılan yeni sözleşmelerin detaylarını görüyoruz. Fotoğraf, yine toplu fotoğraf paylaşılmış. Hemen biraz alt kısma baktığımızda Mehmet Özcan imzalı Galatasaray haberini aktaralım. "Zaniolo'yu alın, Barış'ı verin. Aston Villa Barış Alper Yılmaz için nabız yokluyor. Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen İngiliz kulübü Aslan'ın jokerine kanca attı. Cimbom'un beklentisi en az 20 milyon euro" diyor haber. Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinde yazan 22,5 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmayacağından bahsedilmiş ve Galatasaray yönetiminin de Barış Alper Yılmaz için en az 20 milyon euro istediğine vurgu yapılıyor değerli izleyenler. Evet, şimdi Hürriyet gazetesine geçeceğiz. Hürriyet'te de yine Galatasaray haberleri dikkat çekiyor. Bu sayfada, 17. sayfada "Parada Galatasaray, puanda Fenerbahçe" başlıklı bir haber var. Önce ona bakalım. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte 2023-24 sezonunda Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri, Türk takımlarının topladığı puanlar ve kazandığı paralar netleşti. Türkiye ülke puanında sezonu 9. sırada tamamlamayı garantiledi ve bu sayede 2024-25 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takımın bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması kesinleşti. Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden takımlar için de en fazla puan toplayan kulüp Fenerbahçe olurken Galatasaray 15,5 puanla ikinci, Beşiktaş 9 puanla üçüncü oldu. Kazanç sıralaması ise Euro bazında şöyle oluştu. Galatasaray 30,1 milyon, Fenerbahçe 8,6 milyon kazandı. Yine alt kısma baktığımız zaman "Onlar burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik" başlığıyla Abdülkerim üzerinden Dursun Özbey'in dünkü imza töreninde Ali Koç'a yaptığı göndermeyi görüyoruz değerli izleyenler. Barış Alper'e de "Türk futbolunun yükselen yıldızısın, bu azmini asla kaybetme" dedi. Her oyuncuya seslendi Dursun Özbek. Az önce de ekranlarınıza taşımıştık bu imza törenini. Şimdi Milliyet 16 ile devam edelim. Fenerbahçe haberlerini görüyoruz. Sayfanın başında "Livakovic değil, Solakis vardı" başlıklı bir haber. Yunan basını Olympiakos'un Fenerbahçe'yi elemesinin ardından 3 penaltı kurtaran kalecilerine övgüler yağdırırken "kulüp tarihinin en büyük gecesi" ifadesini kullandı. Senat Okun haberine hemen bakalım. Kartal'ın iflas maçı başlığıyla Fenerbahçe'de sezon başından itibaren verdiği hatalı kararlarla eleştirilen İsmail Kartal, Olympiakos karşısında bunlara bir yenisini daha ekledi. Tecrübeli çalıştırıcının değişikliklerine oyuncular da isyan ederken yarı final bileti uçtu gitti deniyor. Elinde sadece Süper Lig kalan ve bu kulvarda ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin tüm dikkatini buraya vereceği ve yönetiminde morali bozulan takımı tekrar ayağa kaldırmak için hamleler yapacağı öğrenildi denmiş. Ayrıca bir de kutu haber, "Fener'de rota Sivas'a döndü" şeklinde antrenmanların Sivasspor maçı için devam ettiğine vurgu yapılıyor. Evet, gazete turlarımızı tamamladık. Dört büyük takımın gündem maddelerine göz attık. Şimdi gelin Skype bağlantısıyla devam edelim. Taner Karaman'la gündemi değerlendireceğiz. Taner, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi hemen başlayalım istersen. Elbette diğer gündem maddelerinden de böyle başlık başlık sana sormak istediğim sorular var ama Beşiktaş'la başlayalım. Süper Lig'de haftanın açılışını siyah beyazlılar yaptı ve Ankara Gücü karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Santos'un gidişinden sonra Serdar Hoca'yla nasıl bir yapıya bürünecek, çehre ne kadar değişecek, bu çok merak ediliyordu. Ve sanki beklenenden biraz fazla değişti Beşiktaş. Demek ki olabiliyormuş gibi bir cümle kurdu herkes, ne dersin?
Çok erken yaklaşmamak lazım. Elbette ki Santos'un gidişi sonrası bir kıpırdanma olması doğaldır. Çünkü birçok oyuncu da kendi kariyer yolunu belirlemeye çalışıyor. Ve bu yolu belirlerken de teknik direktörleri gönderilen ve gerçekten oyun olarak da tatmin etmediği düşünülen bir futbol takımının bir parçası olmak da kimse istemez. O yüzden de Beşiktaşlı futbolcular yazın transfer sezonuna iyi girmek istiyorlarsa kalan maçlara daha motive bir şekilde çıkmaları gerekiyor. Serdar Topraktepe'nin Santos'a göre bence farklı kılan noktası şu Ezgi. Oyunu bir bölgede oynamak için mücadele vermiyor Serdar Topraktepe. Santos ne yapıyordu? Sadece savunmaya öncelikli olarak ağırlık verin. %80 hatta %80'den daha fazla oranda savunmada iyi oyun oynayın. Sonrasında hücuma devam edin derken Serdar Topraktepe oyunu iki bölgede de oynamaya çalışıyor. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır kısmı bize ilerleyen dönemlerde gösterecek doğruyu yanlış. Ama bugün Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında rakip kaleye attığı şut sayısı ki kalesinde de gördüğü şut sayısı da bence farklı bir nokta. Onu da değerlendirebiliriz ama sevgili Ezgi, Beşiktaş evet rakip kalede fazlasıyla şut buldu. 16-17 tane şut attı. Rakip ceza sahasına yine 16'dan fazla orta gönderdi. Hücum aksiyonu konusunda taraftarların tatmin ettiğini söyleyebiliriz. Ama bir de bardağın diğer tarafına bakalım Ezgi. Beşiktaş takımı Ankaragücü'ne karşılaşmada gol yok. Evet ama kalesinde Beşiktaş çok sayıda şut şansı verdi. O zaman şunu da sorgulamamız lazım. Serdar Topraktepe yönetiminde Beşiktaş ki karşılaşmanın XG'lerine bakıyorsunuz, gol beklentilerine bakıyorsunuz. Ankaragücü ile Beşiktaş kafa kafaya aslında. Yani müsabakanın hakkı acaba gerçekten de oynanan oyun iyi bir futbol muydu? Onu da iyi değerlendirmek yani doğru futbol muydu daha doğrusu? Böyle söyleyeyim. Yani iyi futbol, doğru futbol hani bunları farklı sınıflandıralım. O yüzden de ben Serdar Topraktepe geldi, dertler bitti gibi yazılar da görüyorum bugün gazete sayfalarında. Bence çok erken yaklaşılıyor ve bugün evet Beşiktaş bir ivmelenme yakalayacak. Ama biz şunu mu sorgulayacağız sevgili Ezgi? Beşiktaş kalan 5 maçta, 4 maçta, 6 maçta, Türkiye Kupası'nda vesaire. Beşiktaş bu maçlarda iyi puanlar aldı, topladı. Tamam, muhtemeldir ki toplayacak, onu da söyleyebilirim. Ama Beşiktaş önümüzdeki sezon için inşa etmeye çalıştığı yapının hangi tuğlasında, hangi katında? Biraz da buraya bakmak lazım. Yani Beyaz bugünü Uçar dedi ki birkaç hafta içinde teknik direktör çalışmalarına başlayacağız ve netleştireceğiz dedi. Anladığımız kadarıyla henüz somut bir adım yok teknik direktör evet. konusunda. Santos dönemi de başlamadan önce biliyorsun epey bir beklenmişti. Burada da yine muhtemelen iyi bir tarama yapılması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın da biraz dili yandı. Hani sevgili Ezgi, şimdi kolay değil bu kadar büyük bir kontratın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Yaptığınız bir de hoca üstünden yaptığınız bazı transferler var. Onların da maliyetine baktığımızda devasa bir maliyet ortaya çıkıyor. Doğal olarak Beşiktaş bu tarz maliyetlerin de altına imza atarken doğru imzalar atmak için de teknik direktörünü daha net ve iyi belirlemeye çalışacak. Peki şimdi biraz temkinli yaklaşmak gerekir dedin. Önemli bir sınav Salı günü Ankaragücü karşısında yeniden verilecek ama elbette ki lig maçının atmosferiyle Ziraat Türkiye Kupası'nın çok net bir hedef çünkü bütün takımlar için atmosferi aynı olmayacak. Bu karşılaşmada sen nasıl bir Beşiktaş veya iki takım açısından da elbette nasıl bir oyun, nasıl bir mücadele bekliyorsun? Az önce söylediğim yoruma yine paralel yorumlarda bulunacağım. Çünkü şunu söylemem lazım. Ankaragücü bu karşılaşmada yani dün akşam oynanan müsabakada sınıfta kalmamıştır. Beşiktaş eğer biz kazandık, çok da güzel pozisyonlar bulduk vesaire diyerek bir rehavetle Ankaragücü maçına çıkarsa o zaman kupada devam etme ihtimalini azaltmış olur. Bir kere bunu söylemem lazım. Ankaragücü'ne karşı evet atılan gol, atılan şut, atılan orta bu değerlere odaklanalım. Ama bir de rakibin senin kalende bulduğu pozisyon sayısı, rakibin senin ceza sahana girme miktarı, rakibin bu anlamda seni defansif anlamda zorlama oranına bakmak lazım. Eğer Beşiktaş bunlarla alakalı bir çıkarım yapmayıp bir rehavet ortamıyla bu karşılaşmaya gelirse o zaman Ankaragücü turlar. Yani Ankaragücü istediğini alır daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani oyun olarak da istediğini alır. Belki turu Beşiktaş alır. Başka bir tablo görürüz ama bugün gelişen oyunu bence biraz daha temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünebiliriz sevgili Ezgi.
Peki şöyle başlık başlık diğer gündem maddelerinden de bugün dikkat çeken haberler, özellikle elbette Galatasaray'da bir gövde gösterisi diyebileceğimiz bir imza şov yapıldı dün. Doğru. Genel kanı biraz daha son 6 haftada bu oyuncuların moral motivasyonunu kuvvetlendirmek adına yapılmış bir hamle olduğu şeklinde. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben biraz da Fenerbahçe'nin de Avrupa yarışına veda ettiği günün ertesine denk gelen bu imza töreninin biraz nazire yaparcasına bir hareket olduğu düşüncesindeyim. Ve bu nazirenin de tatlı bir nazire olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyebilirim. Ve bugün işte basın toplantısında yapılan açıklamalara baktığımız zaman Abdülkerim Bardakçı üstünden de Sayın Dursun Özbey'in bir Fenerbahçe söyleminin olması. Onlar da yine küçük ve tatlı söylemler olarak yine adlandırabilirim ama bence olması gereken rekabet ortamında Beşiktaş, Galatasaray bugün 5 futbolcusu da ilk 11 futbolcusu. Ve ilk 11 seviyesinden 5 adamıyla imza atması da Galatasaray'ın geleceğe dönük adımlarının ne kadar sağlam olduğunu da bize gösteriyor sevgili Ezgi. Şimdi Fenerbahçe'de de elbette Avrupa'dan elenmenin ardından lige dönüş nasıl olacak? Moraller ne kadar bozuk? Teknik heyet ve yönetim bu yapıyı nasıl toparlayıp terse belki çevirecek? Bu merak ediliyor. Sivasspor'da zor bir rakip Taner. Buradan nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımızı düşünüyorsun? Bir kere hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin sahaya dönmesi lazım. Yani nedir bu sahaya dönmek? O kadar konsantrasyonlar farklı yerlerde ki, MHK'ler, federasyonlar, hakemler, yaratılmış başka unsurlar bir kere hızlı bir şekilde yönetimin en uç kesiminden taraftarın en farklı profiline kadar herkesin A'dan Z'ye sahaya dönmesi lazım. Ve artık şu konuşulan çeşitli tırnak içerisinde belki de düşman diye de ifade edildiği için öyle ifade etmek zorundayım. Profil diye adlandırılan kimse, kimleri yaratmak isteniliyorsa kafalarda bu düşüncelerin de sezon sonuna kadar ertelenip hızlı bir şekilde sahaya odaklanılması gerekiyor. Çünkü oyuncu grubunun da bundan etkilendiğini görüyoruz maçlardan ve elde var bir lig kupası, pardon yani Süper Lig'in şampiyonluğu ve bu kupayı kazanamama ihtimali de bence Fenerbahçe'nin sezonun sonunda önümüzdeki sezona da etki edebileceği bir motivasyon ya da işte özgüven sorunu ortaya çıkartabilir. Peki Taner Karaman, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun sevgili Ezgi. Evet değerli izleyenler, şimdi dış basının gündemiyle Sabah Spor'una devam edeceğiz. Almanya milli takımı teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini 2026 Dünya Kupası sonuna kadar uzattı. Şimdi Skype bağlantısıyla devam edeceğiz ve Haldun Domaç'la gündemi değerlendireceğiz. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın. Güzel bir hafta sonu diliyorum Ezgi sana ve izleyicilerimize. Çok teşekkürler. Biz de size aynı şekilde. İsterseniz hemen başlayalım. Özellikle az önce dış basından da Avrupa kupalarına veda edenler, Türk takımlarının kalmaması, yollarına devam eden takımları işledik. İsterseniz Fenerbahçe'den bu noktada bir başlayalım. Olympiakos'a karşı elenmenin yankıları elbette devam ediyor. Genelde eleştiri oklarının İsmail Kartal ve değişikliklerine yöneldiğini görüyoruz ve bir de buradan lige dönüş var. MS Yapı Sivasspor maçıyla birlikte acaba sahaya nasıl odaklanacak, nasıl motive edilecek oyuncular ve şu anda kulüpte neler yaşanıyor çok bilmiyoruz. Neler bekliyorsunuz ve düşünceniz nedir bu konularla ilgili? Şimdi iki maçı bir arada değerlendirirsek şöyle bir durum karşımıza çıkıyor Ezgi. Fenerbahçe Olympiakos maçlarında İsmail Kartal'ın tercihleri gerçekten de bu maçların ya da turun anahtarı oldu. Öyle söyleyebiliriz. Yani turu geçemediyse Fenerbahçe başlangıçta İsmail Kartal'ın tercihlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. İlk maçta başlayan 11 yanlış, bitiren 11 doğruydu. İkinci maçta bu kez başlayan 11 doğru, bitiren 11 yanlıştı. Yani bu da yani bu bizim tabii ki kendi görüşümüz. Ayrıca ben bu kendi görüşümü destekleyecek ya da işte genel görüşü destekleyecek bir konuyu da söylemem gerekiyor. Hocanın işte Fred'i korumak istiyorum cümlesi gerçekten benim için son derece talihsiz bir açıklamadır. Yani Fred'i mi korumak istiyorsunuz?
neyi korumak istiyorsunuz? Çünkü Avrupa'daki yolunuza devam etmenin önemli anahtarlarından bir tanesiydi Fred. Ve çıkmak, yani korumak istediğiniz oyuncu oyundan çıkmak istemiyor. Böyle bir durum söz konusu. Ve Zayis gibi, yani bütün sezonu açıkça tırnak içinde boşa harcamış olan bir oyuncuyla tura tekrar tutunmaya çalıştınız, yani ya da daha doğrusu oyuna tutunmaya çalıştınız. Bence çok büyük yanlış. İrfan Can'ın çıkması da yanlış, Dzeko'nun çıkması da yanlış ama Fred konusunda yaptığı açıklamalar bence talihsiz. Yanlışın ötesinde talihsizdi. Fenerbahçe aslında yani çok çok önemli bir noktaya kadar getirdiği bu turu rahatlıkla alıp en azından yarı final oynayabilirdi ki hani az önce haberde de izledik, İngiliz takımlarının çok önemli başarıları yok. Lille de elinden kaçırdı desek yanlış olmaz Aston Villa'yı. Dolayısıyla yani Fenerbahçe için bir final neden olmasın denilebilecek bir sezonda İsmail Hoca'nın tercihleri diyelim, tercihleri nedeniyle bence Fenerbahçe turu kaybetti. Turu kazanabilecek kadar önemli bir kadrosu vardı. Turu kazanabilecek kadar önemli bir oyunu vardı. Ama işte öyle bir enteresan durum ki futbol böyle bir oyun. Yaptığınız hataların hemen cezasını kesiyor size. Bu hatalar Fenerbahçe'ye ağır bir bedel olarak döndü. Tabii ki şimdi bu nokta ikinci bölümü sorunun Sivasspor maçına nasıl etki eder? Ben hep şunu söylüyorum. Bu oyuncular gerçekten de değerli oyuncular. Tadic gibi, Fred gibi, yani öyle baktığımızda Dzeko gibi, İrfan Can gibi oyuncular dönüşü, hatta işte geride Çağlar, Bonucci, Livakovic dönüşü çabuk sağlayacak oyuncular. Yani kısa sürede tekrar Sivas maçına döndürebileceğiniz türde oyuncular. Ayrıca takımın içerisinde Dzeko gibi, Tadic gibi kaptanlık yapan önemli oyuncular var. Yani bir de aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Yani birinci penaltıyı Tadic'e attırmanın mantığının ne olduğunu da gerçekten çözemedim. Yani sizin elinizde Batu Şua'yı var. Moralle başlayın. Niye ikinci penaltı Batu Şua'yı? Beşinci penaltıyı attırın Tadic'e. Çünkü Tadic daha topun başına gelirken herkes de acaba şüphesi olan bir oyuncu. Neyse yani sonuç itibariyle oraya dönmek çok da bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama birkaç tane saplantıdan vazgeçmesi lazım hocanın. Bunlardan bir tanesi Zayis, özellikle söylüyorum. Yani gerçekten saplantısı var. İkincisi Krunic. Bu kadar saplantılı bir oyuncuya karşı böyle bir istek gerçekten de sıkıntılı oluşturuyor, sıkıntı oluşturuyor. Sivas maçı zor bir maç olacak. Onu zaten söyleyeyim. Sivas Trabzon'u Trabzon'da mağlup ederek bir moral buldu. Ha, kafaca biraz daha rahat hale geldiler. Belki bu rahatlık avantaj olabilir Sivas için. Belki de dezavantaj olabilir. Onu da söylemek lazım. Burada Fenerbahçe için artı olarak yazabileceğimiz ne dersen onu da söyleyeyim. Livakovic'i artı olarak yazmamız lazım. Hani bu Livakovic acaba bizim Dünya Kupası'nda izlediğimiz Livakovic mi derken Olympiakos'un birinci maçına kadar o maçın ardından Livakovic evet ben oyum dedi. Yani onu net bir şekilde gözlemledik. Bunu söyleyebilirim. Zor bir gerçekten de maç olacaktır Sivas maçı. Ama Fenerbahçe'nin artık tutunabileceği tek bir dalı kaldı. İsmail Kartal biz beni eleştiriyorsunuz, biz 3 kupada devam ediyoruz cümlesini kullanmıştı. Oysa geldiğimiz nokta şöyle oldu. O 3 kupadan şu anda sadece bir tanesi kaldı. Ve Fenerbahçe o kupa içinde mutlaka Ali Sami Yen'e kazanarak gitmek zorunda. Yani daha doğrusu bütün maçları kazanarak gitmek zorunda. Peki Fenerbahçe'de bunlar yaşanırken bir taraftan Galatasaray bir adeta gövde gösterisi yaparcasına bu sezonun özellikle çok iyi performans gösteren oyuncularının sözleşmesini yeniledi. Bir imza töreni düzenlendi. Dursun Özbek özellikle biraz da Ali Koç'a göndermelerde bulunarak oyuncularından övgü dolu sözlerle bahsetti. Ve netice itibariyle Galatasaray'da haftaya bu şekilde başlayacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Galatasaray'da her şey rayında ve yolunda gidiyor zaten Ezgi. Öyle söyleyebiliriz ki bu oyuncularla sözleşme uzatılacağı daha önceden de gündeme gelmişti ve bunu zaman zaman sohbetlerde de konuşuyorduk sizlerle. Kaan, Barış, Muslera, Abdülkerim, Torreira dediğiniz zaman net bir şekilde takımın iskeletinin
ayakta olacağını göreceğiniz bir durum var. Zaten Icardi de yoluna devam ediyor. Yani iskelet dediğimiz, şu omurga dediğimiz olaya baktığınızda Muslera orada, Abdülkerim orada, ihtiyaç halinde Kaan orada, Torreira önde ve onun ötesinde ön tarafta da bir Icardi olduğunda sizin iskeletiniz gelecek sezon için hazır. Müthiş bir olay. Gerçekten de yönetimi takdir etmek lazım. Çok doğru bir iş yaptı diyebilirim. Bu tür durumlar gerçekten de takımda çok olumlu etki yapar. Zaten maça yönelik olarak da söyleyeceğimiz çok çok önemli noktalar olmaz. Neden? Çünkü Galatasaray bu tür maçları büyük bir coşkuyla taraftar önünde zaten büyük bir destekle kazanıyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani burada Fenerbahçe'nin maçı bence Galatasaray'a göre daha değerli. Yani sonucu, ligdeki şampiyonluk sonucunu etkileyebilecek noktada bakıyorum. Ama Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da özellikle Alanyaspor maçından sonra konuşulan konu Kerem Aktürkoğlu'ndaki formsuzluk ve acaba 11'de bir değişiklik olur mu kalan 6 haftada? Barış Alper Yılmaz sola geçer, Hakim Ziyech sağa geçer ve Kerem Aktürkoğlu acaba yedek mi kalır? Yorumları, soruları soruldu. Sizin düşünceniz ne? İki yönden bakıyorum Ezgi olaya. Bir, bu söylediğin seçenek net bir şekilde olabilir. Çünkü kazanalım düşüncesiyle birkaç maç tolere etti Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu. Birinci tarafı bu. Bu değişikliği yapabilir. Çünkü Barış Alper Alanyaspor maçının kahramanıydı. Yani aslında bence Barış Alper bu sezon Galatasaray'ın genel olarak sezon için kahramanı desek yanlış olmaz. Öyle de söylememiz lazım. İkinci nokta da şu, Kerem Aktürkoğlu'nu geride kalan bu haftalarda kaybetmek de bence çok çok büyük bir sıkıntı oluşturur. Nerelerde yanlış var? Bunu çok doğru tespit etmek lazım. Çünkü bu genel anlamda, yanılmıyorsam Joe Worrell da söylemiş böyle bir şey. Futbol oynamak bisiklete binmek gibi bir şeydir. Eğer o yetenekleriniz, o kabiliyetiniz, daha önceki o deneyimleriniz varsa devam edersiniz. Şimdi bizim tanıdığımız Kerem Aktürkoğlu, Icardi işbirliğine ne oldu? Neden bu aradaki bağlantı kesildi? Neden Kerem daha aktif, daha pozitif oynadığı maçlardan daha bu noktaya geldi? Bunları çözmek lazım. Çünkü bence Galatasaray'ın Kerem'e de ihtiyacı var. Ama şunda değil yani. Kerem'e ihtiyacım var diye sürekli Kerem'i oynatarak kazanma isteği de bence doğru değil. Çünkü oynatarak kazanamıyorsunuz. Kazanamadınız şu ana kadar. Belki biraz kenardan hamle oyuncusu olarak sokmanın da faydası olabilir. Ama kaybetmek gerçekten çok çok yanlış olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de düne dönelim. Beşiktaş'ın Ankara Gücü karşısındaki 2-0'lık galibiyeti. Acaba bu durumu, teknik direktörü değişmiş bir takımın hemen ilk maçta verdiği klasik bir reaksiyon olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa takımı iyi tanıyan, oyuncuları iyi tanıyan bir teknik direktörün doğru oyuncuyu doğru yerde oynatarak aldığı bir sonuç olarak mı değerlendirmek lazım? Ezgi, öyle bir soru soruyorsun ki yani böyle tahtarevellinin hangi ucunda olduğumu bilemiyorum şu anda. Hangi tarafındayım acaba? Kalkan tarafta mı, giden tarafta mıyım? Buyurun, tarafınızı seçin. Yani şöyle söylediğinin, daha doğrusunu söyleyeceğim. İki tarafta da aynı durumdayım yani, onu söyleyeyim. Bir kere net bir şekilde teknik direktör değişiklikleri olumlu sonuç veriyor. Bu zaten hep gördüğümüz bir durum. İkincisi de Serdar Topraktepe'nin takımı tanımış olması da önemli avantaj. Yani gördüğün gibi tahterevallinin, hani bir filmde vardı, bir o tarafında bir o tarafında geçtim oturdum, dengelemeye çalıştım. Şöyle söylemem lazım. Hani aslında baktığımızda hani Beşiktaş çok mu iyi oynadı? Rakibi o istenen baskı altında tuttu, işte sağlı sollu ataklar geliştirdi, çok iyi işler yaptı mı diyeceğiz. O kadar değil, onu özellikle söyleyeyim. Ama kazanabilecek oyunu oynadı. Bu çok değerli. Serdar Topraktepe'nin yaptığı en önemli konu muhtemelen oyunculara özgüven inşa etme çabasıdır. Muhtemelen diyorum çünkü hani yanlarında olmadığımız için. Yani siz gerçekten de çok değerli oyuncularsınız. Alınan sonuçlar sizin kalitenizle eş değerde değil. 5 maçlığı kaybettiğiniz bu süreç gerçekten üzücü diye bir motivasyon konuşması yapmıştır. Şunu da söylemek lazım ki bu ortaya çıktı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosu doğrudur. Beşiktaş'ın önünde. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama şunu mutlaka bilmek lazım. Beşiktaş'ın kadrosu da diğer takımların önünde. Ve o diğer takımlar dediğimiz işte takımlara baktığımızda Beşiktaş onlara karşı da üstünlük kuramadı. O zaman demek ki bir yerde bir hata vardı. İşte o hatayı tamir etmeye çalışıyor. Ama buradan şu çıkarımda olmasın. Hani 2-0 kazandı. Tamam, Beşiktaş'ta her şey rayına girdi, yoluna girdi. Beşiktaş kanatlandı, Kartal kanatlandı, uçuyor değil. Çünkü bu maçın bize gösterdiği bir şey var. Ankara Gücü kupa maçı bundan daha zor geçecek. Peki bakalım, bekleyip göreceğiz Aydın Domar. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, Aydın Domaç'la gündemi de değerlendirdikten sonra artık sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları, hoşçakalın.